bulduk anacığım. Biz yokken günden güne gündemde neler değişti. Şimdi size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Eşsiz Türkiye'm, cinnet vatanımda inanılmaz şeyler oldu. Dünyada ilk kez bir taksiye karayolunda uçak çarptı. Taksici uçağı gökte ararken TEM'de buldu. Uçak TEM yerine rast geldi. Ayrıca yaşamın bir kumar olduğu ülkemin kumarhaneleri halka kapandı. Halk kumar ihtiyacını şu sokaktan geçerken kaç kişi çukura düşecek? Ya da eski Hisar Gerede yolunda kaç kaza olacak gibi oyunlar oynayarak bastırdı. Enflasyon ve trafik canavarı ikili olup yurdun dört bir yanında şov yapıp şıvarlanıp gitmeye devam etti. Refah yol hükümeti tüm refah yollarını tıkadı. Tıkalı yolda meydana gelen kazada 550 milletvekili yara almadan kurtulurken 50 milyon vatandaş ve ülke ekonomisi ağır yaralı olarak Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Aranan taze kan, kurtulan kansızlarda bulunmadığından ülkemiz bitkisel hayata girdi anacığım. Neyse, ben daha fazla konuşmayayım, kötü konuşuyorum çünkü. Hadi programı seyredin. Bu kaçıncı? Kesin ulan topunuzu, ha? Kesin ulan. Ne olur kesme be amca. Ver topunuzu be amca. Ulan bir daha sizi buralarda görürsem ayaklarınızı kırarım. Ah. Yaşa. Teşekkürler amca. Sağ ol amca. Merhaba Hasan Bey. Merhaba Selam Bey. İşten mi geliyorsun? İşten geliyorum, eve gidiyorum. Ne yaparsın? Hadi iyi akşam. Hadi iyi günler. Bir akşam bekliyorum. Tabii tabii. Tamam. Nasılsın? Sağ ol komşum, sen nasılsın? Vallahi ne olsun. Hadi çıkıyorum. İyi akşamlar. Ayşen. Ayşen. Almayayım gürültü olmasın diye. Buradan geldim. Ama şekerim böyle yapıyorsun. Bir gün düşüvereceksin. Gürültü olacak. Neyse hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Selamiciğim. Allah aşkına zahmet etme ya. Nasılsınız bakalım? Vallahi ne olsun. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Siz nasılsınız Hasibe Hanım? Nasıl olsun hep aynı. Çoluk çocuk uğraşıp duruyoruz. Çaylar geldi. Buyurun. Yalnız şeker koymadım. Karıştırırken çok ses çıkıyor. Olsun, biz zaten şekersiz içiyoruz. Öpürdetme anam. Gürültü oluyor. Ya bana bak Ayşe. Bu örtünün burada ne işi var? Ben onu demin sirkeleyecektim. Unutmuşum. Ver bana bir sirkele de gel. Aklımdayken gideyim. Hadi patates! Patatesci! 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 Affedersiniz. Yavaş Bekir, yavaş. Hay Allah, ben bir şey soracaktım. Biliyorum ya soracağını. Bekir yavaş konuşsak bırak 2 dakika. Peki. Bekir odamı. 20 bin. Sal gelsin. Tamam mı? Tamam mı be? Çek çek. Ya ne garip sokak burası böyle. Niye insanlar fısıldayarak bunu? Ya, sus anlatacağım, sus sonra. Hayır hasta falan mı var? Ya yok kimse kardeşim, yavaş konuş bir parça. Şu sokaktan bir kurtulalım, öbür sokakta anlatırım. Gelin ben. Allah hadi. Allah.
Yani şu sokak beni bir gün öldürecek ha. Bey, o sokakta oturanların hepsi memur. Evet. Şimdi hükümet bunlar ne zaman sesini çıkarsa tepelerine biniyor ya. Kalk deseler sopa, kalk deseler dayak. Bunlar da alışmışlar dayak yememek için böyle yaşıyorlar. Ay, iki dakika durun. Şöyle gönül rahatlığıyla bir bağırayım. Haydi patates! Patates, patates! Oh be! Hazırcı olmayanlar, armut pişsin ağzıma düşsün diye beklemeyenler ayvayı yiyor anacığım. Abartmayın Avni Beyciğim. Tamam siz Avrupa'da yaşıyorsunuz. Oralar çok gelişmiş filan ama bizim durumumuzda hiç fena sayılmaz. Yaşayıp gidiyoruz işte. Efendim siz öyle sanıyorsunuz. Daha doğrusu yaşadığınızı sanıyorsunuz. Şimdi içeri girerken gördüm. Kapının önünde kocaman bir çukur var. Nedir o çukur ha? Aman o çukur 3 senedir orada duruyor Avni Beyciğim. Biz artık alıştık o çukurla yaşamaya. İşte kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Niye yaşıyorsunuz o çukurla? Kapattırsanıza. Boş verin Avni Bey. Ya Avni Beyciğim karıştırma. Biz şikayetçi değiliz çukurumuzdan. Aferin. Vallahi size aferin. Yani Avrupa'da böyle bir çukur olsa Avrupalı ayaklanır, gider belediyenin kapısına dayanır. Ve çukurunu kapattırır arkadaş. Siz oturun öyle beklersiniz. Her şeyi devletten bekleme mantığı. Armut piç ağzıma düş. Ya bırak Avni Bey. Karıştırma. Sana ne ya? Zaten 3 gün sonra gideceksin. Gideceğim. Gideceğim ama size bir ders verip öyle gideceğim. Şimdi üşenmeyeceğim. Kalkacağım bu masadan. Gideceğim belediye reisinin karşısında dikileceğim. 2 cip laf edeceğim ve bu çukuru kapattıracağım. Ya otur abici bırak. Sana ne ya? Ya otur Allah aşkına otur abi. Hayır efendim gideceğim. Size sorumlu vatandaşlık nasıl olurmuş ispat edeceğim. Gideyim şundan da. Ya abici lütfen bak rica ediyorum. Ya bırak Ali Bey ya bırakına bırak ya Allah Allah. Biraz örnek vatandaş her şeyi devletten beklemeyin. Siz yapmazsanız devlet ne yapsın belediye ne yapsın ya? Beni armut bir ağzıma düş. Şuraya bak şu çukura bak. Ya böyle çukur olur mu ya? Çoluk çocuk düşer buna ya. Şuraya bak. Ya ne oluyor ya? Ali Bey ya? Ya bizim akraba çukuru kapattırmak için belediyeye gidecekmiş. Ona engel olmaya çalışıyorum. Ya çukur bizim çukurumuz. Size ne oluyor kardeşim? Arkadaş yok öyle armut bir ağzıma düş. Ha. Ben size vatandaşlık dersi vereceğim. Ha. Belediye başkanına gidiyor. Tutun şu adamı ya. Sizin doğrusunu yapmışsınız. Vatandaş bize yardımcı olacak ki sorunların üstesinden gelelim. Bizim millet alışmış armut bir ağzıma düş demeye beyefendi. Avrupa'da yok böyle bir şey. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben hemen şimdi bir ekip gönderip o çukuru kapattıracağım. Şuna bak ya. Tutturdum çukuru kapattıracağım diye. He ya. Ya. Ha, geliyorlar. Kamyon geliyor. Çukuru kapatmaya gelen kamyon elektrik tellerini kopardı karıcığım. Şebekede bir şey olmuştur. Ben sana dedim değil mi abicim? Karışmayacaktın bu işe sen. Yani alt tarafı bir şanssızlık oldu. Şimdi size kalsa aylarca elektriksiz oturursunuz. Armut piş ağzıma düş. Bana bak şimdi de kalkıp elektrik arızası için elektrik idaresine gitmeye kalkma. Aynen öyle yapacağım. Avni! Ya Avni! Örnek mi davranış sizinkisi? Ülkenin sizin gibi yöneticilere ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Hemen şimdi bir ekip gönderip konuyu hallettiriyorum. Ne bekliyor bu dere? Şimdi de elektrikçileri çağırmış tamirata. Buraya gelen hatta bakmak lazım. Şuradan kazalım. Tamire geldiler. Abi burada su borular varmış. Patladı galiba. Su tamir edilsin elektrikçini sonra yaparız. Allah kahretsin inşallah. Sezai! Sezai sular getirdi. Çukuru kapatmaya gelenlerin bozduğu elektrik şebekesini tamir etmeye gelenler su şebekesini patlattı hayatım. Aa,
Amirim, burada kanalizasyon borusu varmış, o patlamış. O zaman önce kanalizasyon tamir edilsin de biz ondan sonra bakarız işimize. Sezai! Sezai! Ay, korkunç bir koku var. Nedir bu koku? Çukuru kapatmaya gelenlerin bozduğu elektrik şebekesini, tamire gelenlerin patlattığı su borusunu, tamire gelenler kanalizasyon borusunu patlattı hayatım. Ah Avni, ah! Ne yaptın sen? Şimdi bütün mahalle hasta olacak. Tifo, tifüs, difteri. Yani böyle armut bir ağzıma düş diye beklerseniz olmaz tabii. Ben şimdi Sağlık Bakanlığı'nı arayacağım. Bütün mahalle aşılanacak. Merak etme. Avni! Bütün mahalleye AIDS bulaştı senin yüzünden. Her gene! Ah ulan Avni ah! Sana dedim değil mi karışma diye. Lan burası İstanbul lan. Burada hiçbir şeyi fazla karıştırmayacaksın. Adi! Biz paşa paşa çukurumuzda yaşayıp gidiyorduk. Senin yüzünden şimdi hepimiz öleceğiz. Hıyar! Bu memlekette hangi görev adam gibi yapılıyor be? Karışıyorsun ha? Anlatsana. Anlatıyorum. O gece Murat Karayalçınlar'a, tamam mı? Güle güle oturuna gitmiştik, tamam mı? Anlatsana. Al şekerim. Ayol yabancı mıyız? Ben de geceliğimle geldim. Ben de öyleyim. Ben senin belgeni sordum mu? Kim olduğunu sordum mu? Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden. Ürkütürsün bakbakları, bakbakları. Akşamlar. Olacak O Kadar Televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinin hatası binlerce öğrenciyi mağdur etti sayın seyirciler. Hayır, yapamıyorsan öğrenci seçme ve yerleştirme. Lan İsmail! Hamuru iyicene yoğurdun mu lan? Yoğurt mu? Efendim? Lan ekmekleri çabuk çıkart, evimize gideceğim, akşam oldu lan. Bitiyor, derlerle. Erkekler de yanar. Günaydın hocam. Ben İsmail, ben sana fırına arkadaşlarını getirmeyeceksin demedim lan. Ne arkadaş usta, ben bu adamı tanımıyorum. Peki kim bu? Ben ne bileyim. Bana hemşerim, ekmek almaya gelince daha sıcak yanar şu midene oturur. Yok, ekmek almak için değil, ben burada okuyorum. Yani sınavda burayı kazandım. Bu adam kafayı yemiş usta. Kafayı yerken de ekmeğin yanına katık etmek istiyor. Yok vallahi. Bakın üniversite sınav sonuç belgemde ne yazıyor? ÖSYM. Lan, lan İsmail! Soktun kiraya şey mi lan gözüme? Ben ne iş yapıyorum burada? Ben de burada kağıdını okuyayım çocuğum lan. ÖSYM ikinci basa, basa. Bas artık usta. Basa, basayım lan dur basacağım. Basa, ikinci basamak mak, sınav sonuç belgenizi, puan 214, tarla başı, unlu mamuller ve ekmek fırını. Kazandığınız okul hanesinde bu yazıyor. Lan önüne baksana lan. Ne vuruyor? Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Ben de bunu söylüyorum. Zaten sen hep derdin usta. Burası bir okul. Buradan mezun olan iyi bir fırıncı olur derdin. Kes lan sevecekliği. Sen fırına bak. Öküz. Hemşerim biz seni işe alamayız. Durumumuz iyi değil. Para deyim veremeyiz. Yok efendim, ne parası? Burası okul. Ben burayı kazandım. Ben size harç para söyleyeceğim. Ne harcı la? Hamur harcı olmasın usta. Konuşma. Her okul inmek zorunda değilsin. Erkekler de yanar. Ben karışmayayım, gidiyorum. Ne haliniz varsa görün lan. Soyun. Tut kuleyin sapını. Geç fırının başına. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abdi. Bir ekmekle bir cuvara verir misin? Tahsin, bir ekmek ver bakayım oğlum. Başsın hocam. Vay, çırak oldun demek. Yok canım, ne çırağı. Bu oğlan bizim bakkal dükkanını kazanmış. Sen de mi? Bugün bir tane de bana geldi bundan. Bunun kağıdında ne yazıyor? Ne yazıyordu lan?
Sembol Gıda Çukur Cuma Bakkaliyesi. Hah, öyle yazıyormuş. Hadi hayırlısı bakalım. Sağ olun hocam. Hoş geldin Afti. Hoş bulduk da seni pek hoş bulmadım. Ne bu surat, ne bu ifade? Bak şuna. Merhaba hocam. Kim bu kız Afti? Canım ben ne bileyim, sen almışsın içeri. Ben aldım da sana hesap sormak için aldım. Bu kız seni kazanmış Abdi. Yoksa üstüme gül mü kokladın? Canım olur mu öyle şey gülüm? Bu da onlardan. Kimlerden? Kimlerden ki kız? Canım üniversiteleri yerleştirirken yanlış yerleştirmişler. Sen nereye kazandın kız? Sümbül Sokak Şakrak Apartmanı 14 numarayı kazandım. Oturma Odası Fakültesi Berjer Koltuk Mühendisliği. Aa, bu kadar da yanlışlık olur mu be? Karıyı getirtirip evime oturtturdular. Kasıtlı mı yapıyorlar bunlar bunu? Kasıtlı yapıyoruz tabii. Ama efendim yığılmalar oluyor. 1200'ün üzerinde öğrenciye yanlış sonuç göndermişiz. Bunu düzeltmeyecek miyiz? Aman boş ver. Düzeltip de ne yapacağız? Hem sonra okuyup da ne olacaklar? Hepsini iyi kötü bir yere yerleştirdik. En azından oraları bitirdikten sonra işsiz kalmazlar. Biz memlekete hizmet veriyoruz. Millet bizim yakamıza yapışıyor yanlışlık yaptınız diye. Yok vallahi. Bu halka yaranılmaz. Aa. Telefon açtığınızda sayın abonemiz, aradığınız istikamete doğru bütün hatlar dinlenmekle meşguldür. Anonsuyla karşılaşırsanız sakın şaşırmayın sayın seyirciler. Tamam değil mi oğlum? Ha? Alo, ne vardı? Bomba gibi bir haber patron. Telefonlar dinleniyormuş. Ne olmuş yani? Ben de bir şey var zannettim. Ama efendim bir iki yazarım çizerim değil. Düşünebiliyor musunuz? Emniyet bütün telefonları dinliyormuş. Hadi ya. Vay namussuzlar vay. Sensin namussuzlu ya. Ulan sen ne dedin bana? Telefonlar dinleniyor dedim. Ondan sonra namussuz dedin gibi geldi bana. Estağfurullah efendim, size namussuz demek haddime mi düşmüş? Sende nerede o yürek? Yağcı bezemek. Buyur. Patron ayıp ediyorsun yani. Muhabirsek bizim de bir haysiyetimiz var. Ulan neler saçmalıyorsun sen be? Ne haysiyeti? Sen bana namussuz dedin mi demedin ulan? Dedim lan, ne olmuş? Gerekirse bir daha derim. Namussuz. Namussuz pezemek. Hıyar. Namussuz. Ulan. Ulan. Bir saniye. Patron izah edeyim. Aç lan, seninle mi uğraşacağız burada bir saattir? Aferin zeki çocuk. Patronun oyacak lan seni. Keriz. Ulan öldür ulan sen. Ulan yoksun artık. Yedim ulan seni. Büyük skandal abi. Kesin bakan düşer bunun sonunda. Bugüne kadar her şeyden sıyrıldı ama bundan sıyrılamayacak. Onu öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki ne diyeceğini şaşıracak. Mehpare Hanım. Arkadaşları içeri alabilirsiniz. Lütfen buyurun. Basın açıklaması için bakan bey sizi bekliyor. Değerli basın mensupları, şu telefonların dinlenme işi gereğinden fazla abartılmaktadır. Ülkemizin çıkarları için yapılan bu işte bir yanlış yoktur. Yasaldır. Bu vatandaşların kişilik haklarına saldırı değil mi? Kim konuştu? Ben efendim. Hürsoy'dan Celil İpek. Peki Celil kardeş. Karınızın Aynur'dan haberi var mı? Pardon? Anlayamadım. Aynur Hanım'la fingirdeşmeniz karınızın kişilik haklarına aykırı değil mi? Ben şey... Bana müsaade. İletişim özgürlüğü baltalanmış olmuyor mu efendim? Hangi balta konuştu? Ben efendim. Kanal 9'dan Veli Hasıl. Veli Hasıl, Veli Hasıl. Ha şu Veli. Ne oldu? Televizyon dizisinde o sarışın kızcağıza rol bulabildin mi? Buyur. Hani seni televizyona çıkartacağım diye baştan çıkarttığın sarışın kızı söylüyorum. Ama... Başka sorusu olan? Efendim böyle bir olay amaçlarını aşan bir şekilde kullanılmaya müsait görünüyor. Cat TV'den Ayşen Karahan sordu efendim. Şu geçen sene Washington'dan bildiriyordun değil mi? Evet efendim, Washington muhabiriyim. Erdek'teki yazlığımızdan özgürlük anıtı görünüyor muydu Ayşen Hanım? Anlayamadım. Washington'dan arıyorum ayağına Erdek'te güneşin batışını seyretmek daha cazip oluyor değil mi Ayşen Hanım? Başka sorusu olan? Soru yok Sayın Bakanım. Soru yok. Bana bakmayın, ben öylesine geldim. Yok efendim, bana müsaade. Hoşça kalın. Müsaade edin. Resmen bütün telefonları dinlemişler. Efendim size bir sorumuz olacak. Buyurun. Sizin de telefonlarınız dinleniyormuş. Efendim ben o işi hallettim. Ben telefonları kökünden kaldırdım. Peki haberleşmeyi nasıl sağlıyorsunuz? Gelin göstereyim. Haberleşmek istediğin bir yer var mı Çankaya'da oturan boğa? Tansiyi bir ara bakayım Tansiyi. Duma. 5 koyun
çıkıyor. Çankaya'da oturma. Bu adı bak. Bu adı bak. Ülkemizde uçakların gökte ararken yerde, yerde ararken nerede bulunacağı belli olmuyor sayın seyirciler. Habere geçmeden önce lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Bu gece Olacak O Kadar televizyonundan hemen sonra Uğur Dündar geliyor. Süpermen, Batman ve Bezmen gibi hayali ve hayalicilerin yine ensesinde olacak Dündar. Sevgili Uğur, uğurlar ola. Gereği düşünüldü. Ülkeye adalet hakim olamayınca hakimler tayin oluyor sayın seyirciler. Hakim Bey, iyi yolculuklar. Şu yolunuz açık olsun Hakim Bey. Mardin'de de başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Buyurun abim, ne tarafa? Esenler, otogara. Hayırdır abi, yolculuk ne tarafa? Kars, Kağızmak. İş için mi, memleket ziyareti mi? İş. Af buyur abi, ne iş? Ben hakimim. Ya ben bu hafta çok hakim taşıdım otogara. Nereye gidiyor bu hakimler, anlamıyorum ki. Hakim amca, güle güle. Hakim Bey, ara sıra yazmayı unutmayın. Hakim Bey, hayırlı yolculuklar. Hadi Allah'a ısmarladık ya. Beyefendi, yolculuk nereye? Doğu. Güneydoğu. Hangi işle iştigal ediyorsunuz, ayıptır sorması? Hakimim. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Buyur Hakim Bey. Lojman yapılana kadar burada kalacağım. Bunlar kim anne? Hakim amcalar yavrum. Niye böyle sürüler halinde gidiyorlar? Şimdi şu sıralar onların göç zamanı yavrum. Göçmen kuşlar gibi mi anne? Hemen hemen aynı. Aslında tek ortak yanları var. Eğer sahip çıkılmazsa sonunda onların da nesli tükenir. Ben burada nasıl kalacağım? Ne bileyim ben. Seni biz çağırmadık ki Hakim Bey. Devlet yolladı. Nasıl kalırsan kal. Hem biz nasıl kalıyoruz? Duruşma bitmiş, karar verilmiştir. Her fırsatta tartışan Emin Çöleşan ve Melih Gökçe'ye Olacak O Kadar da bir fırsat tanındı. Onlar da fırsat bu fırsat deyip hiç ölçmeden, biçmeden, tartmadan alabildiğine tartıştılar. Sizin karınız var ya Sayın Emin, çok cabbar, çok cabbar, cabbar. Sen de kız kardeşini söyle. Senin kız kardeşin var ya, tamam mı? Kız kardeşin, tamam mı? Karayalçın'ın evinde meydana gelen olayların da yer aldığı tartışma programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak O Kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Meslek sahtekarlık olduğu için kimse evinde paşa paşa oturamaz oldu vallahi. Allah Allah, ne adamlar var ya, tövbe yarabbim. Hay Allah, Niyaz da hala kalkmadı, işe geç kalacak. Hayır, bir şey değil, işten atacaklar, hep beraber açıkta kalacağız. Aa,
Sen niye gülüyorsun öyle? Ya şu dolandırıcının anılarını okuyorum. Ne herifmiş ya? Herifin dolandırmadığı adam kalmamış ya. Helal olsun adama vallahi. İş bilenin kılıç kuşananın. Bizim o millet bir tuhaf ya. Vallahi billahi. Herif koca koca iş adamlarını arıyor. Ben falanca paşayım diyor. Millet de bunu yutuyor iyi mi? Dedim ya, helal olsun adama. Niyazi, hadi kalk artık. Geç kaldın. Bir yaşıma daha girdim. Adamların kafası nelere çalışıyor ya. Of. Vallahi bugün işe gitmemek için hayatımın bir yılını seve seve verirdim. Hadi hadi saçmalama. Kahvaltını et de işine git. Bana bak. Ben senin işe gitmemeni sağlayabilirim. Nasıl olacak o? Şu müdürünün telefon numarasını ver, bana gerisine karışma. Rehberde yazıyor. İyi. Aa, sakın ben babasıyım falan deme ha. Niye? Geçen sefer izin aldığımda babam öldü demiştin de. Alem adamsın vallahi. Sen merak etme. Bana bırak bu işi. Dur bakayım şimdi. Sonra da git, rahat rahat uyumana bak. Duydun mu? Alo? Süleyman Bey'in evi mi? Ben 2. Ordu Komutanı Hasan Paşa. Buyurun paşam. Evladım, benim bugün yeğenim Niyazi ile bir işim var. İşe gelemeyecek. İdare et, tamam mı? Evet. Sağ ol, sağ ol. Hadi iyi günler. Delirdin mi babam? Başımıza bela getireceksin ya. Merak etme oğlum. Adam tip tip titredi vallahi paşa deyince. İlahi baba, büyük adamsın ya. Ya şu işe bak ya. Bu millet adam olmaz abi ya. Vallahi adam olmaz ha. Ne oldu hayatı? Hasan Paşa diye biri telefon etti. Bizde çalışanlardan birinin akrabasıymış. Bugün işe yollamayacağım, idare ediver dedi. Sen de idare ediver, ne olacak? Canım etmesini edeyim de biliyorsun şu ortalıkta bir dolandırıcı var. Ona buna telefon edip ben filanca paşayım diyor. Ya öyle bir şeyse yarın öbür gün ortaya çıktığı zaman piyasaya rezil olurum. Canım paşayı ararsın, teyit ettirirsin sen de, ne var bunda? Yahu karıcığım sabah sabah tuhaf tuhaf konuşuyorsun yahu. Koskoca paşaya telefon açıp da biraz evvel sen beni telefonla aradın mı diye sorabilir miyim ya? Doğru, haklısın, sorulamaz. Ne yapacaksın peki? En iyisi ben bugün işe gitmeyeyim. Yarın öbür gün bir bokluk çıkarsa ben o gün büroda yoktum deyip sıyrılırım işin içinden. Dur şu bizim muavini arayayım bakayım. İyi bari. Emredersiniz paşam. Hürmetler ediyorum efendim. Siz nasıl isterseniz efendim. İyi günler paşam. Bizim müdür beyin akrabası olduğunu söyleyen bir paşa aradı. Müdür bey bugün işe gelmeyecek, idare ediverdi. Bu paşaların arabası da moda oldu. Yalandır valla. Olabilir tabii ama ya gerçekten paşaysa? Sakın başımız derde girmesin. Bir şey değil bu, bir 3 kağıt filansa 2 gün sonra madara olurum. Ne yapacağız Sedat? Dur, aklıma bir şey geliyor. Ben bugün işe gitmesem sorumluluk şefte olur. Ben yoktum deyip sıyrılırım işin içinden. Başüstüne paşam. Tabii paşam. Ne demek? Elbette idare ederiz paşam. Siz hiç merak etmeyiniz efendim paşam, paşam. Kim o Mahmut? Başüstüne paşam, başüstüne. Kim o? İstanbul 6. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Üstü Hakkı Paşa. Aa, senin paşayla maşayla ne işin var ayol? Bizim müdür muavininin yakınıymış da o işe gelmeyecek, sen idare ediver diyor. Mahmut, bunlar seni işletiyorlar. Herhalde gazetede o dolandırıcının anılarını okudular. Haklısın da diyorum ki ya doğruysa? Bunu değil, koskoca paşa bu. Ya yalansa cümle aleme rezil olursun vallahi. Tüh anasını. İki ucu boklu değnek vallahi. En iyisi hiç işe gitmemek. İşe gitmezsem ben o gün orada yoktum derim. Sıyırırım işin içinde. Çok akıllısın vallahi Mahmutcuğum. Alo buyurun. Nasıl? Kara Kuvvetleri Komutanı Siyami Paşa mı? Ne? Siyami Paşa mı? Buyurun paşam. Emriniz olur paşam. Tabii paşam. Başla paşam. Ne paşası ayol? Kara Kuvvetleri Komutanı Siyami Paşa'yım diyor. Yalanlarını iyi. Bizim yaptığımız numarayı bize yapıyorlar ya. Ya gerçekten paşaysa ne halt ederiz? Aman Allah korusun, başımız derde girer. Ne istiyormuş bu paşa? Ya bizim şef bugün işe gidemeyecekmiş. Sen mutlaka git, bütün dairenin sorumluluğu senin diyor. Yalan. Vallahi yalan. Peki ne yapayım baba? Paşayı arayıp beni aradın mı diye sorayım mı? Manyak mısın oğlum? Denir mi öyle şey? Yalan olduğunu biliyorum ama sen gene de git bana kadar. Evet evet, git, ne olur ne olmaz. Ne bize lazım? Ya ne güzel uyuyacaktık şurada. Bu gazetecilerin yaptıkları da iş değil ama ya. İnsan bir dolandırıcının hayatını bu kadar ballandıra ballandıra yazar mı gazetede? Ya utanılacak şeyler övünülecek hale geldi bu memleket. Ülkemiz vatandaşlarının en temel haklarına tecavüz had safhaya ulaştı anacığım. İşte had, işte safha.
Başınız sağ olsun Nedim'e yenge. Ecel işte. Metin ol yenge. Kolay değil tabii. Hepimizin yüreği yanıyor. Nasıl olmuş? Sen şimdi acılısındır ama iş yerinden çıkmış. Tem otoyolundan geliyormuş. Karşı yoldan gelen kamyon freni patlar, bariyerlere çarp. Kaç tane takla atmış, önüne çıkmış. Bizimki de ona çarpmasın diye frene basmış. Tam oracıkta 13 takla atmış. Etmiş. Görünmez kaza işte. Amma da görünmez kaza. Günde en az 5 kamyonun böyle freni patlıyor. Canım lafın gelişi öyle söylüyorum işte. Allah gani gani rahmet eylesin. Dayım da ama babamdan ötebilirdi. Onun akrabalarına yaptığını öz baba evladına yapmazdı vallahi. Ya, 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 ah, ya, ya. Ecel işte kamyonun freni de bahanesi. Ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane. Cenaze ne zaman kalkacak yenge? Kaynımlar gelmeden olmaz. Ankara'dan yola çıktılar. Yarın gelirler. İkindiye kaldırırız artık. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin. Recep, Nuriler gelmedi mi daha? Nuriler? Yok, daha bekliyoruz işte. Necati abi. Ne oluyor? Ne? Felaket ya. Ne felaket? Nuri abiler geliyordu ya Ankara'da. Artık gelmiyorlar. Nasıl yani? Elin bir trafik kazası Bolu civarında. Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Nuri abi, karısı, iki çocuğu. İki otobüs kafa kafaya giriyorlar. İyisi sen, hatalı sollamaymış. Hemen Bolu'ya gidelim o zaman, sahipsiz kalmasınlar. İrfan, Kemal. Kemal ya. Mustafa gel. Gitme evime, nereye git ya? Yok. Ne oluyor Necati? Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Yok bir şey yenge. Biraz hava alıp geleceğiz. Çantanı silah alıp. Önce değil mi? Yok merak etme. Alın yavrum alın. Siz de havanızı alın. Ne oldu ya? Bu kadar bir şey gelsin. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sahi mi söylüyorsun? Ben mi? Yengime çaktım. Necatiler. Aa, sahi nereye gitti Necatiler? Ebediyete. Aa! Ya. Şuraya. Bolu yoluna giderken üç geçitten bir araba düşmüş üstlerine. Mefta. Aa, nasıl düşer üstlerine araba ya? Ne işi varmış onların Bolu? Karakoldan bildirdiler. Aa. Hadi biz de bir araba tuttuk, beraber gidelim. Yürü. Nereye Nermin? Yok bir şey yenge. Şimdi geleceğiz. Hemen geliriz. Ben de geleyim abi. Gel. Yok yok. Fazla da gerek yok. Yolunu açma. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ah sağ ol yavrum. Yusuf abiyle. Ah. Ha. Ne oluyor ya? Ben de gireyim. Hayır gel. Gel. Yok bir şey. Yok, yok, yok bir şey. Yok. Giden gelmiyor. Dur bir taksi çağırayım da bakayım. O da gitti. Gitti gider. Bir sülale trafik kazalarında yok oldu. Bir ülke yok olmak üzere. Ve trafik yasası mecliste 3 yıldır sıra bekliyor. Yazınızın dayanak noktası nedir? Ben de bir soru soracağım. Taksitle fırın satan bir tanıdığınız var mı? Yok. Sizin başka sorunuz var mı? Yürü yürü yürü.
şüphesizden sana diyeceğim ki şüpheli bir şahıs senin oraya doğru geliyor abi. Bacım yanında değil mi abi? Ha güvenlikte yani. Sen de yanındasın. Ha, yok benim başka söyleyecek bir şeyim yok abi. Tamam abi. Evvela mahsus selam eder. Senin ellerinden bacımın gözlerinden öperim abi. Bacından soracak olursan gayet iyidir. Sağlığı yerinde, sakin sakin uyuyor yanında. Ha, bir şey soracağım. Sen bu telsizleri kaça tuttun lan? Fazla pahalı bir şey değilse bunlardan birkaç tane alsak. Köyde işimizi görür. Bir tıkırtı var. Ne oluyor lan? Buralarda bir yerde sigorta hastanesi varmış. Ben senin niyetini biliyorum. Ne oldu, ne yaptık ya? Hadi lan! İterim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne var? Kimsesiz sandık icabında. Yedik mi? Hadi. Ulan herkes de artist olmuş ha icabında. Allah Allah. Hop hop! Bir koyarsam şimdi. Ulan ne oldu be? Sahipsiz hasta yok mu lan bu koğuşta? Ulan bizdeki de şans ha. Allah. Kız senin refakatin yok mu? Yani öylesine soruyorum. Yok. Yemin et. Kıyamam Tecancığım. Allah. Ne var lan? Kapattım ben bu koğuşu. Gidin kendine başka hasta bulun. Hasta mı yapın hastanede? Ulan patladınız be. Yani bir şeyi de yerken görmeyin. Gel. Saat kaç oldu be? Ulan günün birinde yakalanacağız ama bakalım ne zaman ya. Nasıl memnun kaldın mı? Yap be beş para etmez sıfır. Böyle duruyorlar hareketsiz. Bu koğuş da yaramaz arkadaş. Asıl psikiyatri servisiymiş be. Bizim Bünyamin abi var mahallede o söylemişti. Çok deli deli oluyor ben. Ya ben orayı da gördüm. Onların hepsi artist be. Evet. Kimi kendini Katerina zannediyor, kimi de Lady Diana. Nöroloji Bevliye. Aslında bütün servislere bakmak lazım abi. Ben bir nörolojiye bakayım. Bak, nerede bak. O? Bak şu tarafta. Ha? Şu mu? Ha. Tamam. Hadi eyvallah. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Çıkarken pencereyi kapat. Hastalar üşümesin. Tamam. Hadi eyvallah. Senin kimi kimsen var mı lan? Ha? Yok mu? Doktor hanım, nabız düşüyor. Basınç uygulayın. Solunum normale döndü. Doktor hanım, siz telefondan istiyorlar. Devam edin. Sizlikin geliyorum. Başüstüne. Pens. Aa, bu ne? Ben pensiyon, adam bana pense veriyor. Bu da kim ya? Sen de kimsin? Karımın kocasıyım. Ne işin var hadi yatağa? Karımı bekliyorum. Sebep? Başına bir iş gelmesin diye. Çekil şöyle. Hastayı diktik doktor hanım. Doktor hanım? İşinize bakın. Ne oldu size böyle? Beni de diktiler. Üç kişiydiler. Koridorda üstüme çullandılar. Hay aksi şeytan. Hastane hastane değil de abacı sanki. Yanımdan bezdim valla. Sabah akşam tecavüze uğruyoruz. İnanır mısın? Eve mi gidiyorum? Külçe gibi yığılıp kalıyorum. 12 saat uyuyorum bana mısın demiyor. Haklısınız tabii. Kolay mı o kadar şey? Neyse devam edelim. Evet. Hastanın durumu nasıl? Namus olarak fevkalade doktor. Korkma yavrum. Zaten hasta olsun iyi geçer. Gel. Sen necisin? Ben morg bekçisiyim. Kimi arıyorsun? Bir karı girdi mi buraya? Şöyle sarışın da kara biraz. Şöyle çipil gözlü. 40 yaşlarında bir zilli. Ölü olarak arıyorsan var birkaç tane ama diri yok. Tabak mısınız? En iyisi ben kendi gözlerimle göreyim. Hop hemşerim hop. Hop. Ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bu değil.
Bas git lan buradan. Aşağılık herif. Öyle konuştu mu? Konuştu ama ben tenezzül edip cevap vermedim. Oğlum şekil sürmüş. Tamam mı teyzeciğim? Sağ olasın, sağ olasın. Annenizi yatırmamız lazım. İyi de doktor bey, durum ortada. Başka bir yolu yok mu bu işin? Doktor bey! Doktor bey, Mok'ta diri var. Diri, diri. Dur ya, ne saçmalıyorsun? Vallahi ciddi söylüyorum doktor bey. Yani 8 yıldır Mok görevlisiyim, hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Belki oraya yanlışlıkla konulmuştur. Ama ya bir de öldü dirildiyse, vallahi kesseler beni oraya, tek başıma yollayamazsınız doktor bey. Doktor bey, siz bir baksanız. Hey Allah. Peki tamam, geliyorum. İzninizle. Sen biraz dur anne. Ben de bakayım, merak ettim. Peki çocuğum. Nerede, göster bakayım. Aha şu çekmecede doktor. Tezbere siz açmayın doktor. Ya korkulacak, ne var bunda? Bundan mı korkuyorsun? Ceset işte. Oynama. Her şeyi açıklayabilirim doktor bey. Bir kadın yakının öldü. Ablam rahmetli. Burada yatıyor. Evet, yan çekmecede. Bu mu? Bu. Ablam. Bakamıyorum. Sen de o gömülene kadar onu korumak için buraya girdin. Anlaşıldı. Morglara da dadanmışlar doktor bey. Anlıyorum. Doktor. Evet. Beni kapatmayacak mısın? Doktor, annem nerede? Annem, doktor, tecavüzcüler anamı... Hay ananı! Tövbe tövbe ya. Hay ben kendimin, böyle işin, böyle sağlık sisteminin çalışmıyorum lan. Çalışmıyorum. Çalışmıyorum anasını satayım. İstifa ediyorum. Nedir bu sigorta hastanelerinin durumu ya? Hayret bir şey ya. Bırak fakir fukarayı. Bizim bile güvenliğimiz yok, bizim bile. Çalışmıyorum anasını. İstifa ediyorum. Kim meraklıysa o çalışsın. Sistemin bozukluğunun sorumluluğunu daha fazla üstlenemem. Yeter artık. Doktor, annem nerede? Sisteme sor. Bir soru da ben sorabilir miyim? Melih Gökçek'le ilgili yazınızın dayanak noktası nedir? Ben de bir soru soracağım. Taksit'te fırın satan bir tanıdığınız var mı? Yok. Sizin başka sorunuz var mı? Yürü, yürü, yürü. Türkiye olalım, konuşan Türkiye olalım deyip duruyorduk anacığım. Sonunda ileri geri konuşan bir Türkiye olduk. Hadi şimdi son zamanlarda en çok konuşulan Gökçek ve Çöleşan arasındaki tartışmayı izleyelim. İyi akşamlar efendim. Son günlerin en çok konuşulan, en çok tartışılan ve en konuşulan biz de el attık. Ve tarafları stüdyomuza davet ettik. Kırmızı telefonda kanlı kalem Emin Çöleşan. Mavi telefonda büyükşehir kovboyu, sanat aşığı, yarım ölçek Melih Gökçek. Emin Bey emin bir yerde, evinde telefonda. Melih Bey ise Ankara'daki stüdyomuzun ekranında. Emin Bey iyi akşamlar efendim. Beni duyuyor musunuz? Bize olayı anlatır mısınız? Tabii anlatayım canım kardeşim. Tamam. Anlatsana. Anlatıyorum. O gece Murat Karayalçınlar'a tamam mı? Güle güle oturuna gitmiştik, tamam mı? Anlatsana. Tamam, anlattım ya. Nerede kaldın ya? Murat'ı bekletmeyelim biliyorsun. Çok eski arkadaşım, 1000 yıllık. Emin. Hı. Bak buraya heykel dikmişler. Başkan görmesin yıkar vallahi. Saadettin Paşa 1617'de doğdu, 1812'de öldü. Ne ulu bir büyükmüş ki 200 seneye yakın yaşamış.
Alo merkez. Dikkat edin, kuşlar başkana yaklaşıyor. Evet, hazır bekleyin. Evet. Ha? Bir de şu benim tabelamı yazan salağa söyleyin, bir daha sefere doğum ve ölüm tarihlerimi doğru yazsın. Kolay gelsin. Sayın Başkanım, karısı ve emin adımlarla Murat Bey'in dairesine doğru ilerliyorlar. Ben bilgisayarcı Zeynep görevimi yerine getirdim efendim. Sayın Başkanım, o geldi efendim. O heyecandan adını unuttum. Hani sizin için kötü yazan bir gazeteci vardı ya, gök gözlü, sakallı. Emin o geldi efendim. Vay Emin. Siz oturun, ben pijamamı değiştireyim. Ya yabancı mıyız, tamam mı? 40 yıllık arkadaşız şunun şurasında. Ne güzel giymişim, püfür püfür. Tamam, ben de kendi pijamamı zaten yanımda getirdim, tamam. Al şekerim. Ayol yabancı mıyız? Ben de geceliğimle geldim. Ben de öyleyim. Alayım hayatım. Yenge, biz Murat'la, tamam mı? Çok eski arkadaşız bu herifler. 40 yıl var değil mi Murat? Ne 40 ne 50. Aritmetik olarak 1000 yıllık arkadaşız. Doğru ya. Bu Malazgirt Meydan Muharebesi'ni hatırlıyor musun Murat, tamam mı? Bu herif atla gidiyor, ok yedi, düştü attan, tamam mı? Ay Emin'cim, bırakın bu sipahi anılarınızı. Erkekler hep böyle şeker, güle oynaya eğlenmeyi hiç bilmezler. Kim demiş bilmeyiz diye, kalk lan oynayalım Emin. Ben bilmem abi, tamam mı? Onun bunun yolsuzluğunu araştırmakta böyle şeylere hiç fırsat bulamadım, tamam mı? Hadi Emin, şu 40 yıllık arkadaşın hatırını kırma, hadi. Salla, salla, gülmemeler oynasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Güle güle Emin Bey, yine görüşürüz. Sonra 1000 yıllık arkadaşım Murat Karayalçın'ın evinden çıktık, tamam mı? Yolda kendilerine basın süsü vermiş bir takım heriflerle karşılaştık, tamam mı? Anlatsana. Aha! Emin Bey, bir dakika bakar mısınız? Emin Bey, Ankara Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak... Emin Bey, elinizde belge var mı? Ne belgesi? Hayır. Bir dakika, dur sen. Tamam, sen neyi soruyorsun bize? Senin ne hakkın var bize belge sormaya? Siz kim oluyorsunuz? Bir kere nereden geliyorsunuz? Sen sus, sen kaçma. Ben şimdi şey soruyorum zaten. Ya, benim elimde belge olup olmadığı seni ne ilgilendiriyor? Ben senin belgeni sordum mu? Kim olduğunu sordum mu? Sordumsa cevap verebilirsin. Ben sormadan sen bana nasıl cevap verirsin? Kimsiniz siz? Efendim, biz AHA'dan geliriz. Siz de Murat Beylerden geliyorsunuz. Kendisi ne dedi? Gelini bir öper misiniz? Gelin, gelin. Ben niye öpeyim? Kocası öpsün. Bir dakika, sen dur. Ben öpmüyorum ki zaten canım. Çocuk, hayır, nasıl yani? Senin söylediğin laf nasıl bir laf yani? Ben bunu anlayamadım. Ne demek gelini öpsün? Benim kocam niye gelini öpüyor? Ben... Sana mı soracak öpüp öpmediğini? Böyle şey ben hiç hayatımda görmedim. Yani olacak şey değil. Nasıl öpersin sen ya? Nasıl öpersin ya? Yani olacak şey değil. Kim sen gönderdi? Bunu nasıl söyleyebilirsin? Kim gönderdi? Anladım. O yolladı sizi. O yolladı sizi. Kim? Melih abi mi? Bizim Melih abi. Çok ayıp hanımefendi. Yani Melih abi, gidin düğün salonundan bir kamera, bir mikrofon alın. Sonra gelin Emin Çöleşen'i burada kıstırın, ağzından laf alın diyecek kadar alçalmadı. Hiç yakıştıramadım size. Emin Bey, sizin de soyadınız Çöleşen, Murat Bey'inki de Karayalçın. Aranızda bir akrabalık mı var? Neden bu kadar çok görüşüyorsunuz? Şimdi ben bir dakika, ben cevap veriyorum. Şimdi bu sorduğunuz soru çok abes bir soru zaten. Buna cevap verilmez. Yani ancak buna gülünür. Eğer ben size cevap verirsem siz bunu yayınlamak zorundasınız. Ve yayınlayacaksınız. Yayınlamazsanız ben bunun hesabını sizden sorarım. Siz hangi televizyondan geliyorsunuz? Bir kere açıkça bana onu söylemeniz gerekiyor. Tamam, sen konuş, yap, devam. Bir soru da ben sorabilir miyim? Melih Gökçek'le ilgili yazınızın dayanak noktası nedir? Ben de bir soru soracağım. Taksit'te fırın satan bir tanıdığınız var mı? Yok. Sizin başka sorunuz var mı? Yürü. Hayır, yok. Şimdi çiftleri piste davet ediyoruz. İşte böyle oldu Can kardeşim, tamam mı? Hepsini anlattın mı? Ya burada değil miydin? Teşekkürler Emin Bey. Efendim, şimdi Ankara'daki stüdyomuzda Melih Bey var. Melih Bey, iyi akşamlar. Emin Bey'in söylediklerini duydunuz. Siz ne diyorsunuz? Vallahi diyecek bir şey yok. Sayın Emin Bey biraz abartıyor ve çarpıtıyor olayı. Ben tüm dünyaya kendisinin nasıl birisi olduğunu göstereceğim. Efendim, şunu sormak istiyorum. Siz adamlarınızı Emin Bey'in üstüne gönderdiniz mi, göndermediniz mi? Teşekkür ederim, çok güzel sordunuz. Özellikle şunu söyleyeyim. Keçiören çok güzel bir beldemiz. Bu yıl tüm altyapı sorunları halledilmiş olup... Bak Melih, bak bir dakika. Melih, ya cevap versene herif. Versene. Bir dakika Emin Bey. Lütfen konuya gelelim. Hala sorumuzun cevabını alamadık. Evet, geliyorum efendim şimdi o konuya. Keçiören'deyim. 18 A'ya binip birazdan o konuda olacağım.
Bak Melih, bak bir dakika, bak bir dakika, sussana, susmuyor ki. Sussana bak bir dakika, bir şey diyeceğim. Bak, bak, senin bu yaptığın laf cambazlığı, bak. Bak ipte de yürüyebilir misin? Cevap ver, kaçma, kaçma. Kaçma. Melih Bey, lütfen kaçmayın ve doğru cevap verin. Kaçmıyorum efendim. Bakın ben kendisine de söyledim. Karşılıklı bir programda şöyle 3 saat tartışalım. Ama hiç kesmeden, reklam arası bile girmeden, tamam mı? Ya laf mı bu? Hiçbir televizyonun 3 saat zaman ayıramayacağını biliyor, sallıyor. Tamam mı? 3 saat mi? Yok bari 13 bölümlük dizi yapalım, tamam mı? Soruya cevap ver, kaç. Melih, Melih bak bir dakika, sana soru soruyorum. Efendi ol, cevap ver, kaçma. Efendim dilerseniz size bir şiirle, 4 dörtlük küçük bir dörtlükle yanıt vermek istiyorum. Şöyle diyor şair. Ummanda giden küçük bir yelken, dikkat et aklına geleni yazarken. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden, ürkütürsün bak bakları, bak bakları ve bak bakları. Melih Bey, bu dizelerin konumuzla ne ilgisi var? Lütfen doğru cevap verin. Ne diyeceğim şimdi? Karısını söyle, karısını. Sizin karınız var ya Sayın Emin, çok cabbar, çok cabbar, cabbar. Sen de kız kardeşini söyle. Senin kız kardeşin var ya, tamam mı? Kız kardeşin, tamam mı? Sayın Çolacan, Sayın Gökçe, lütfen efendim, herkes bizi izliyor. Lütfen kendinize gelin. Senin eniştenin de adı yolsuzluğa karıştı Sayın Emin. Ben şimdi ne diyeyim? Eniştesini söylesem. Asıl senin enişten. Ha, asıl senin enişten yolsuz. Geldi benden borç istedi, tamam mı? Senin amcan akıl hastasıymış bir kere. Senin dede, senin de dedeni köyde eşek kovalamış. Sen ne biçim konuşuyorsun lan pul? Yerim seni sosis. Al sana. Senin baban peçeteciymiş, dellal. Senin dayın topmuş, top, top. Lütfen, çok rica ediyorum, sakin olun. Sayın seyirciler, görüyorsunuz, toplumun örnek alması gerektiği bir belediye başkanı ve bir gazeteci ne durumlara düştü? Üslubunu yerim senin, dandike mi? Sayın dandike mi? Ya kardeşim bak çok konuşma, beni dinle. Konuşma. Sen beni konuşma. Dinle. Sen bana habib gelirsin, ben senin baba, ağababalarından... Sen kim oluyorsun ya? Sen bana böyle habib gelirsin ya. Alt kattaki komşusu Leyla'yı da sen yarın gazetede birinci sayfada çıkıyorsun. Birinci sayfada. Efendim gördüğünüz gibi bir sonuca varmaya imkan yok. Bu konuşmayı daha fazla idare etmek de gereksiz. Allah size sabır, bu insanlara da akıl versin. Bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.